Sabah rotasına devam ediyoruz değerli izleyiciler. Hafta ortasında canlı yayında stüdyo konuğumuz akademisyen Kudret Özersay ve Sayın Özersay'a günaydın diyelim. Hoş geldiniz. Günaydın. Yayınımıza. Hoş bulduk. Herkese günaydın. Yoğun temponuz içerisinde bize, izleyicilerimize vakit ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Gündem hayli yoğun. Özellikle Akdeniz açıklarında yaşananlar yakından takip ediliyor ama bu konuda da en güzel, en detaylı değerlendirmeyi yapacak isimlerden birisiniz. Zira tüm cumhurbaşkanlarıyla çalışma fırsatınız oldu. Müzakere sürecinde birebir yer aldınız. Öyle bir kriz çıktı ki önce Güney Kıbrıs müzakere masasından çekildi ve ardından ne yazık ki bugün bu gelişmeleri aktarmak durumunda kalıyoruz. Dilerseniz ilk baştan bugüne gelelim. Bu kriz beklediğiniz bir kriz miydi? Çünkü ortak uzlaşı metni olumlu bir hava yaratmıştı. Ardından alver sürecine geçilmişti. Birleşmiş Milletler yeni bir özel danışman atadı. Ayde çantasında köprü kurucu önlemlerle tam adaya geldi ve Güney Kıbrıs müzakerelerden çekildi. Askıya aldılar. Hı hı. Tek taraflı. Sürpriz miydi bu sizce? Şunu söyleyebilirim. Kıbrıs Rum tarafının bu yeni başlayacak olan 3. aşamada, yani pazarlığın yapılacağı, alverin yapılacağı aşamada hemen alvere girmesini çok beklemiyordum. Ama bunun olabilmesi için, yani hemen alvere geçilebilmesi için, pazarlık aşamasının sonuç alıcı bir hale dönüşmesi için diplomatik girişimlerimiz söz konusuydu. New York'ta aslında çok sayıda yabancı diplomatla görüşmüştük. Hı hı. Bazı girişimlerimiz olmuştu. Ama Rum tarafının bunu geciktirmesini, bazı bahanelerle geriye atmasını bekliyordum. Deniz yetki alanlarıyla ilgili şimdi yaşanan kriz söz konusu olmasaydı, örneğin Kıbrıs Türk tarafı bizimle işte haritayı konuşmuyor diyerekten bunu geciktirmesini beklerdim. Ya da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel danışmanının getireceği fikirleri beğenmeyerek süreci geciktirmesini beklerdim. Ya da Genel Sekreterin özel danışmanının fazla ileri gittiğini söyleyerek bu süreci daha geriye atmasını beklerdim. Ama süreci askıya almasını, görüşmeleri kesintiye uğratmasını, bu düzeye taşımasını beklemezdim. Bence bir bahanesi oldu Kıbrıs Rum tarafının bu yaşanan gelişmeler. Yoksa zaten süreci geciktirme eğilimi vardı. Çünkü Kıbrıs Rum lideriyle Kıbrıs Türk tarafının takvimleri örtüşmüyor. Yani Kıbrıs Rum lideri değişik nedenlerle bu süreçte gerçek anlamda bir alvere ya da sonuç alıcı bir noktaya şimdi gelmeyi hiç istemedi. Hep geciktirmeye çalıştı. Başlangıçta ekonomik krizi gerekçe göstererek uzun süre geciktirdi. Daha sonra da sürecin içine girdikten sonra, yani Şubat'ta ortak açıklamayla bu müzakere süreci yeniden başladığında geciktirmek için, geriye atmak için elinden geleni yaptı. Geldiğimiz noktada aslında biz müzakereleri önemli bir eşiğe getirmiştik. Evet. Bu pazarlık eşiğiydi, bir nevi alver eşiğiydi. Önemi nereden geliyor peki bunun? Tarafları bir nevi siyasi iradelerini ortaya koymaya zorlayan bir eşik bu. Yani tarafların siyasi iradesinin test edileceği eşiklerdir bunlar. Örneğin Kıbrıs Rum tarafını biz 2004 yılında böyle bir aşamaya getirebilmiştik. 2004 yılında siyasi iradenin test edileceği referandum aşamasında aslında paylaşmaya hazır olmadıklarını, siyasi irade ortaya koymaya hazır olmadıklarını net bir biçimde görmüştük. O bir eşikti, test etme eşiğiydi. Ve genel sekreterin bundan 10 yıl önce yazmış olduğu raporda da Kıbrıs Rum tarafının gücü ve zenginliği Kıbrıs Türk toplumuyla paylaşmaya hazır olmadığı açıkça ifade edilmişti. Ondan sonra bir başka eşikte, yani alvere aşamasına geldiğimiz bu üçüncü aşamanın başında da siyasi irade ortaya konulacak bir aşamaydı. Siyasi iradenin test edileceği bir aşamaydı. Kıbrıs Rum tarafının paylaşmaya hazır hale gelip gelmediğinin, yani 10 yıl sonra Kıbrıs Rum tarafının bizimle gücü ve zenginliği paylaşmaya hazır hale gelip gelmediğinin gerçekten test edilebileceği bir aşamaydı. İçine gireceğimiz aşama. Dolayısıyla Kıbrıs Rum lideri buradan çıkmış oldu ama bence kaçamadı. Çünkü her ne kadar müzakere masasından kaçtıysa da deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak şu anda yaşadığımız tartışma yine
siyasi iradenin ve Kıbrıs Rum tarafının bizimle denizdeki zenginlikleri paylaşmaya hazır olup olmadığının test edileceği bir krize dönüştü. Şu anda devam eden kriz aslında müzakere platformundan ayrılarak orada paylaşma isteğini gizlemeye çalışan Kıbrıs Rum tarafının bir başka platformda, yani bir uluslararası kriz platformunda yine paylaşmaya çok da hazır olmadığının ortaya çıktığı bir durumla karşı karşıyayız bugün diye düşünüyorum. Doğalgaz ve petrol konusu, hidrokarbon yataklarının araştırılması, müzakere masasında yer alan başlıklardan bir tanesi değil. Ama bu konuda Türk tarafının önerileri oldu mu? Bu konunun müzakere masasında tartışılması, konuşulması gerektiği yönünde bugüne dek adımlar atılmış mıydı? Çünkü öyle bir pozisyon var ki karşımızda taraflar birbirlerine müzakerelere dönme çağrısında bulunuyor ama siz de az önce ifade ettiniz, bahane olarak oradaki doğalgaz, petrol, hidrokarbon yatakları gösteriliyor. Müzakerelerde başlıklarda yer almayan bir konu şu anda müzakereleri tıkamış durumda. Şimdi şunu söyleyeyim. Aslına bakarsanız doğal zenginlikler ya da doğal kaynaklar müzakerelerde değişik şekillerde gündeme gelmiş olan bir husustur ama bizim istediğimiz şekilde gündeme gelmedi. Yani bir ortaklık kurulması durumunda bu doğal kaynakların kimin tarafından kullanılacağı, yetkinin kimde olacağını biz tartıştık. Hatta önemli ölçüde uzlaşılmış olan bir konudur. Yani federal hükümetin yetkisinde olacağı tartışma konusuydu ve nihayetinde aslında taraflar yaklaşmıştı birbirlerine bu konuda. İkincisi, geçmişte yapılan uluslararası antlaşmalar bağlamında da her iki tarafın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak geçmişte komşu ülkelerle yapmış oldukları uluslararası anlaşmaların yeni ortaklığa nasıl taşınacağı konusu da aslında müzakere masasına gündeme gelen bir konuydu. Bunun dışında ama bizim Kıbrıs Türk tarafı olarak gelin bu kaynakları, bu zenginlikleri adanın her tarafındaki ama sadece güneyinde değil adanın kuzeyinde ve güneyinde her tarafındaki bu zenginlikleri birlikte araştıralım, birlikte çıkaralım, birlikte işletelim önerisi Kıbrıs Türk tarafının farklı zamanlarda birden çok kez oldu. Yalnız Rum tarafı buna yaklaşmadı. Zaten paylaşmak istemiyor olduğunun belirtisiydi aynı zamanda. Hatta bir dönemde vermiş olduğumuz bir öneriyi kapalı zarfta geri gönderdiler bize. Almadılar bile. Yani yapmış olduğumuz öneriyi Sayın Hristofias döneminde Kıbrıs Rum tarafının almadığını da gördük. Dolayısıyla bu paylaşma krizi ya da siyasi iradenin test edilmesi krizi açısından baktığımızda bize Kıbrıs Türk tarafı olarak bence çok önemli bir görev düşer. Çünkü eğer Rum tarafının stratejisinin uygulamaya sokulmasına müsaade etmek istemiyorsak Kıbrıs Türk tarafı olarak bizim çok daha fazla görünür olmamız gerekir. Görünür olmak. Şimdi şunu söyleyeyim. Görünür olmak şöyle, aktif bir diplomatik girişim içerisinde olmamız gerekiyor. Bu sadece BM Genel Sekreterine bir mektup göndermekte olmaz diye düşünüyorum. Bir de kullanacağımız ifadelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ülke var. Bu ülkelerin büyükelçileri nezdinde çok yoğun bir diplomatik girişim yapmak gerekiyor. Aynı zamanda konunun uzmanı olan kişileri ya da en azından şu anda müzakereler devam etmiyor. Bazı diplomatları acilen yurt dışına göndermek gerekiyor. O anlamda diplomatik girişim şart. Sadece Birleşmiş Milletler'e değil, Avrupa Birliği'ne ve diğer uluslararası örgütlere de şimdi Rumlar Uluslararası Denizcilik Örgütü'nden bahsediyorlar gerçi ama diğer uluslararası örgütlere de diplomatik girişimler yapmak gerekiyor, mektup göndermek gerekiyor. Bu faaliyetleri çok yoğun bir biçimde yürütmek gerekiyor. Sadece bir açıklama yapmak da bunu sağlayamayız. Bunun altını neden çiziyorum? Çünkü eğer biz Kıbrıs Türk tarafı olarak önde olmazsak, görünür olmazsak Kıbrıs Türk halkının haklarıyla ilgili olan bu konuda Rum tarafının şu anda yaratmaya çalıştığı ve bir ölçüde de başarılı olduğu resme katkıda bulunmuş oluruz. Yani Kıbrıs Rum tarafının, örneğin bugün bir yerel gazetede vardı, sabahleyin siz de okudunuz. Kıbrıs Rum sözcüsü ne diyor? Diyor ki bizim meselemiz Türkiye'ylidir diyor. Evet. Şimdi Rum tarafı özellikle böyle bir resim çizmeye çalışıyor. Bizim meselemiz Kıbrıs'ı Türklerle değildir, bizim meselemiz Türkiye iledir diye bir resim çizmeye çalışıyor.
Tam da böyle bir ortamda bizim taraftan yapılan açıklamaya bakıyorum. Türkiye'yi yetkilendirdik diyoruz biz. Biz Türkiye'yi falan yetkilendirmedik. Biz bir şirketi yetkilendirdik. Biz bir şirkete ruhsat verdik. Ruhsat alanları belirledik, ilan ettik ve bir şirkete yetki verdik. Dolayısıyla nasıl ki Kıbrıs Rum tarafı daha önce bir Amerikan şirketi olan, şimdi de bir Amerikan şirketi olan Noble Enerji şirketine araştırma yapma ve kazı yapma yetkisi verdi. Nasıl ki şu anda bir İtalyan Güney Kore ortaklığı olan Eni Kogas şirketine bu yetkiyi verdi. Yani bir şirkete ruhsat çerçevesinde, hatta açmış oldukları ihale ile yetki verdi. Kıbrıs Türk tarafı olarak biz de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na, yani TPAO'ya yetki verdik. Türkiye'ye değil, Türkiye'yi bir devlet olarak öne çıkaran, Türkiye'nin altını çizen bir yaklaşım ve bir dil aslında Rum tarafının o bizim meselemiz Türkiye iledir söylemine bir anlamda yardımcı olan bir söylem olur. Buna dikkat etmek gerekir. İkincisi de Türkiye'ye yetki vermeden öte, burada söz konusu olan yetkiler değil, burada söz konusu olan egemen haklardır. Denizdeki zenginlikler egemen haklardır ve bunların devri diye bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla dile özellikle özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum ve Kıbrıs Türk tarafından gelen açıklamanın içerisinde hala daha kıta sahanlığını sınırlandırma anlaşmasına göndermede bulunuyor olmasını garipsiyorum. Çünkü kıta sahanlığı sınırlandırması anlaşması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları kıyıları ile Türkiye kıyıları arasındaki sınırı belirleyen anlaşmadır. Şu anda devam eden uyuşmazlık adanın güneyinde veya güneydoğusunda deniz yetki alanı içerisinde sismik araştırma yapmak ya da kazı yapmakla ilgili olarak yaşanan bir uyuşmazlıktır. Kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasıyla bir ilişkisi yok bunun. Geçmişte de bu anlaşmanın yapılışıyla bu ruhsatların verilmesi tarihleri birbiriyle örtüştüğü için maalesef sanki kıta sahanlığı anlaşmasını yaptık da onun üzerine biz güneydeki bölgede hak iddia ettik gibi bir algı oluşmuştu. Şimdi bunu söyleyerek onu beslemiş oluyoruz. Buna da ayrıca özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki son bir husus, diplomatik girişimlerimizi artırıp bizim ön planda olmamız gerekiyor, Kıbrıslı Türklerin ön planda olması gerekiyor derken şu riski görerek söylüyorum bunu. Yarın bir gün eğer bu kriz daha da tırmanırsa bileceğiz ki birileri bir noktada araya girecek. Ve birileri bir noktada araya girdiğinde kimin arasına girecek sorusu çok önemlidir. Türkiye ile tırnak içinde Kıbrıs Rum tarafının ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin arasına girerse iş yine bizim aleyhimize bitmiş olacak. Burada uyuşmazlığın, devam eden uyuşmazlığın iki tarafının Kıbrıs Rum tarafıyla Kıbrıs Türk tarafı olduğunun altını çizmemiz, bunu görünür kılmamız lazım. Şu anda görüntü her ne kadar örneğin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama bu yöndedir. Ama görüntü biraz Rum tarafının istediği gibi bir görüntüdür maalesef. Çünkü bizim tarafta Rum tarafında son iki gündür olağanüstü bir durum söz konusuyken, evet, Ulusal Konsey ardı ardına toplantı yapıp saatlerce bu konuları ele alırken hem devam eden durumu hem ertesinde olabilecekleri hem kendi atacakları adımları değerlendirirken ki birazdan onu değerlendiririz. Kıbrıs Türk tarafında öyle bir hava, öyle bir ortam yok. Bir tane açıklama var. Dolayısıyla bütün ilgili aktörleri bir araya toplayıp biz ne gibi adımlar atacağız Kıbrıs Türk tarafı olarak ama savunmaya dönük olarak değil. Çünkü biz bu adımı atmadan önce, biz TPAO'yu yetkilendirmeden önce Rum tarafı bu adımları atmıştı. O adımlara cevaben biz yapmış olduğumuz girişimleri yeterince üst düzeye çıkardık mı? Bundan sonra ne yapacağız? Bunları hızlı bir biçimde en üst düzeyde bence bütün ilgili siyasi aktörleri ve siyasi partileri de bir araya toplayarak yapmak gerekir. Şu anda yeterli düzeyde bu çabayı gösterdiğimizi düşünmüyorum ve bu şimdi değilse yakın gelecekte bizim aleyhimize bir durum ortaya çıkarabilir. Bu uyuşmazlığın Türkiye ile Kıbrıs Rumlar arasında bir uyuşmazlık olduğu görüntüsünü pekiştirebilir. Bu da Kıbrıslı Türkleri bir aktör olmaktan çıkaran,
bizim istemediğimiz bir durum yaratır. Peki gelelim Rum Ulusal Konseyi'nin dün almış olduğu 8 maddelik tedbirlere. Nasıl değerlendirdiniz bu maddeleri? Az önce ifade ettiniz mesela bizim bir an evvel görünür olup uluslararası camiada özellikle bu konuda açıklamayı yapmamız gerekir. Savunma değil ama bu noktada haklarımızın olduğunun altını çizmemiz gerekir derken yarın Avrupa Konseyi toplantısı var ve Rum liderin burada Türkiye'yi şikayet etmesi bu tedbirlerde birinci madde. Bir taraftan da bu tedbirler var ve zamanlama var. Zaman kavramı da ele alındığında nasıl değerlendiriyorsunuz bu tedbirleri? Biz çok mu geç kaldık görünür olmakta ve bu 8 maddelik tedbirler içerisinde sizce en tehlikeli görüneni hangisi? Şimdi bu alınan tedbirler ya da alınacağı söylenen Kıbrıs Rumlar tarafından alınacağı söylenen tedbirler beni hiçbir biçimde şaşırtmadığı gibi bana hiçbiri yeni de gelmiyor. Neden? Çünkü Kıbrıs Rum tarafı zaten farklı konularda, hatta bu deniz yetki alanları konusunda da dahil olmak üzere bunların hepsini zaten yapıyordu. Hı hı. Yani Türkiye'yi zaten gün aşırı ya da her hafta Avrupa Konseyi'nde, yani Avrupa Birliği içerisindeki konseyde de, Avrupa Konseyi Uluslararası Örgütü'nde de, buna ilaveten Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve Genel Sekreterine yazdığı mektuplarda da her zaman zaten bunları yapıyordu. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri süreci çerçevesinde Türkiye'nin başlıklarının zaten pek çoğunun açılmasını askıya almış durumdaydı. Limanlar sorununu gerekçe göstererek, limanların açılmamasını gerekçe göstererek. Dolayısıyla bunların aslında tümünü Rum tarafı olağan olarak her gün ve her hafta zaten yapıyor. O anlamda yeni bir şey görmüyorum. Hı hı. Mesela Rum Başsavcılığının Türkiye'ye karşı atılabilecek adımlar, açılabilecek davalara ilişkin olarak bir çalışma yapmasından bahsediliyor. Bu da yapılıyordu. Daha bu krizler çıkmadan önce sırf Türkiye'den buraya su gelecek diye, sırf Türkiye'den buraya üniversitelerimize öğrenci geliyor diye bunları destekleyici bir unsur olarak kullanıp Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılması söz konusu olan davalardan bahsediliyor Kıbrıs Rum tarafında. Dolayısıyla ne ürküten bir şey var, ne yeni bir şey var ama diğer taraftan her biri bir bir somut bir sonuç doğurmayacak olsa da bir algının yaratılmasına, hı hı, uluslararası camiada diğer aktörler baktığında ha demek ki mesele Türkiye ile, yani Kıbrıs Rum lideri müzakere masasından kalktı ama Türk tarafına olan tepkisinden değil, çözüme karşı olduğundan değil de Türkiye onu bu duruma getirdi görüntüsüne katkı sağlayacak adımlardır. Dolayısıyla bunun önünü alacak ve aslında hakkı elinden alınan o doğal zenginliklerdeki payı kendisine verilmeyen tarafın ve aslında paylaşmaktan geri duran tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğunu gösterecek diplomatik girişimlere ihtiyaç var. Bunu da bizim liderlerimizin yapması gerekir. Peki 1974'ten sonra yaşanan en büyük kriz, şu an içerisinde bulunduğumuz durum diyebilir miyiz? Bu görüşe katılır mısınız? Şimdi şunu söyleyeyim. Bu yaşanmakta olan kriz tabii ki önemli bir krizdir ama diğer taraftan ben bunun her krizin içerisinde özellikle silahlı kuvvetler varsa bir çatışma riski az da olsa vardır. Ama bu krizde ben çok ciddi bir çatışma riski görmem. Bunun da farklı sebepleri var. Bir kere şu anda Orta Doğu'da bütün dünyayı ilgilendiren bütün bölgesel ve uluslararası büyük aktörleri ilgilendiren bir çatışma zaten yaşanıyor. Bir kriz zaten yaşanıyor. Yani Irak'ta ve Suriye'de özellikle belli bazı faaliyetlere karşı bir takım silahlı müdahaleler söz konusu. Farklı aktörler, Türkiye'de bunun içerisine dahil, buralara ne şekilde müdahil olacakları konusunu pazarlık ediyorlar ve müzakere ediyorlar. Böyle bir ortamda hemen buranın yanı başında, üstelik de aynı ittifak içerisinde, hı hı, bulunduğu varsayılan, NATO üyesi olan işte Yunanistan ve Türkiye'yi bir anlamda karşı karşıya getirecek bu türden bir silahlı çatışmaya bölgenin ve uluslararası düzeydeki aktörlerin izin vereceğini düşünmüyorum ben. Hı hı. İkincisi de bu çatışma riskinin
ortaya çıkmasını zaten biz istemiyorsak şu anda kurguladığımız mantığı devam ettirmemiz gerekir. Zaman zaman bu kaçıyor. Yani başlangıçta bir miktar bundan 2 yıl, 3 yıl önce yanlış bir yerden bir mantık kuruluyordu ama şu anda kurgulanan mantık doğrudur. Nedir o mantık? Sen bu bölgelerde arama yaparsan ya da bu zenginlikleri çıkarırsan ben bunu engellerim değil. Ben bunu engellerim derseniz, bu mantıktan giderseniz bu çatışmacı bir noktaya götürebilir sizi. Ama sen arama yaparsan, sen bu zenginlikleri çıkarırsan, senin de bana da ait olduğunu kabul ettiğin bu zenginlikleri ben de ararım, ben de çıkarırım. Nokta. Sen engelleyeceksen buyur sen engelle mantığını devam ettirmemiz gerekir. Bu mantık devam ettiği sürece çatışma riski çok yüksek değildir diye düşünüyorum. Bölgedeki ve uluslararası toplumdaki gelişmelere de baktığımızda ben çok ciddi bir çatışma riski ortada görmüyorum. Peki tatbikatlara ne diyeceksiniz bu noktada? Güney Kıbrıs'ın İsrail'e dün başlatmış olduğu ortak bir tatbikat var. Rusya aynı şekilde tatbikatlara başlamıştı. Bunlar şunu bir endişe yaratır mı? Bu tatbikatlar en azından Rum tarafında yapılan yayınlardan öyle anlaşılıyor ki bir tanesi için durum öyledir. Bu krizle doğrudan ilişkilendirilebilecek nitelikte değil. Zamanlama itibariyle ve daha önceden tasarlanan bir takım tatbikatlar oldukları anlaşılıyor. Ama Rum tarafı bunu ilişkilendirmeye çalışıyor. Burada önemli olan şey nedir? Eğer siz Kıbrıslı Türklere ait olan ve bana ruhsat verilen bu alanda Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı olarak ben sismik araştırma yapmaya geldim derseniz ve bunu demeye devam ederseniz ve bu çerçevede faaliyet yürütürseniz tatbikat matbikat hiçbir şey sonuç doğurmaz. Herhangi bir sıkıntı da ortaya çıkarmaz. Burada eğer 1980'lerde olsaydık hatta 1990'larda olsaydık bu tür güç gösterimi dediğimiz davranışlar caydırıcı bir etki doğururdu. Ama 21. yüzyılda güç kullanımı çok zor ve genelde kınanan bir şey olduğu için güç tehdidinde bulunmak caydırıcı olmaz. O yüzden ben çok fazla bir ilişki kurmuyorum ikisi arasında ama diğer taraftan da Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Rum tarafının ne kadar Avrupalı olduğunu sorgulaması gerektiğini düşünürüm. Çünkü bir taraftan Rusya Federasyonu'yla Avrupa Birliği arasında kriz çok devam ederken yaptırımlar Rusya'ya uygulanırken Rusya karşı yaptırım uygularken Rum tarafını yine Rusya ile çok ciddi anlamda yakınlaşma eğilimi içerisinde görüyoruz ve bunun Avrupa Birliği yetkililerini rahatsız etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten aslında çok büyük bir ihtimalle Rum tarafı yapacağı bu diplomatik girişimler bağlamında Avrupa Birliği'nden çok da fazla beklediğini bulamayacak bir iki açıklamanın dışında. Çünkü genel anlamda Avrupa Birliği zaten bu konularda sonuç alıcı bir güce, bir yetkiye sahip bir uluslararası örgüt durumunda değil. Kaldı ki son dönemlerde ekonomik ve finans anlamında içte yaşadığı krizler Avrupa Birliği'ni daha da zayıf hale getirdi diyebiliriz. Etkisini özellikle uluslararası ilişkiler bağlamında azalttı diyebiliriz. Burada dikkat çeken bir başka husus var. O da Kıbrıs Rum lideri Sayın Anastasiades en başta konuştuk. Müzakereleri sürekli geciktirmeye çalışıyordu. Ve bunu yaparken aslında büyük bir ihtimalle uzunca bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum tarafına yönelik kullandığı şu kelimeden cesaret buluyordu. Rum tarafı ya da Kıbrıs Cumhuriyeti bizim yeni bölgesel stratejik ortağımızdır. Stratejik partnerimizdir, ortağımızdır diye defalarca bu tekrarlandı. Sayın Biden'ın adaya yaptığı ziyarette de bu tekrarlandı. Muhtemelen diyorum bakın Kıbrıs Rum lideri bu yeni stratejik ortak olma meselesinin içinin ne kadar dolu olduğunu test etmek istiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum tarafının yanında ne kadar yer alacağını görmek istiyordu. Ve büyük bir ihtimalle önce onu görüp müzakerelerde pazarlığa ve alvere ondan sonra o güç ile, o kart ile, o avantajla oturmak istiyordu. Bunu ilk test ettiği noktada yani Amerika'nın söylediği sen benim stratejik ortağımsın ifadesini ilk test ettiği noktada Rum tarafı bir miktar bence hayal kırıklığına uğramış durumdadır. Şu anda bazı açıklamaların dışında
istediği türden bir desteği örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nden alabilmiş değildi. Bunun sebebi de bana kalırsa az önce söylediğim gibi çünkü yanı başımızda dünya politikasını doğrudan etkileyebilecek olan bir başka gelişme yaşanıyor Orta Doğu'da ve hem Amerika hem Türkiye hem de başka uluslararası aktörler arasında orada ne yapılacağı meselesi ele alınıyor. Gündemin birinci maddesi o, uluslararası toplumun ilgisi orada ve oradaki ilişkilere ve oradaki adımlara zarar verecek bir başka adımı Doğu Akdeniz bölgesinde atma niyetinde değil herhalde Amerika Birleşik Devletleri. Bu açıdan bence iyi bir tarafı var. Çünkü eğer Kıbrıs Rum tarafı elinde olduğunu düşündüğü bu güçlü olduğunu düşündüğü bu kartların aslında düşündüğü kadar güçlü olmadığını aslında elinde kart falan olmadığını görürse zaten uluslararası toplum bunu hissettirmelidir Kıbrıs Rum tarafına eğer Kıbrıs'ta olumlu bir gelişme istersek gerçekten. Yani Kıbrıs Rum tarafına bir taraftan sen Avrupa Birliği'nin üyesisin çözüm olmasa da, sen yasal hükümetsin çözüm olmasa da, sen denizdeki zenginlikleri tek başına ararsın çözüm olmasa da, üstelik de Kıbrıs'ı Türklere de ait olmasına rağmen bunları arayabilirsin, çıkarabilirsin derlerse, bunu demeye devam ettikleri müddetçe bilmeleri gereken bir şey var. Rum tarafı bu adada gücü ve zenginliği Kıbrıs'ı Türklerle paylaşmaya yanaşmayacak. Bunu aşmanın yolu Rum tarafını gücü ve zenginliği paylaşmaya zorlamaktan geçer. Bu normal şartlarda müzakere masasında zorlanır. Ama müzakere masasından kalkan bir tarafı o zaman bir başka platformda şu anda yaşanmakta olan deniz krizinde paylaşmaya bir anlamda zorlamış oluyoruz. Siyasi iradesini bir başka platformda yani bu kriz içerisinde test etmiş oluyoruz. O anlamda Sayın Anastasiades'in bir biçimde köşeye sıkışan bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama bu bizi illaki mutlu edecek bir şey değil. Yani Rum tarafını köşeye sıkıştırmak, işte masadan kalkmasını sağlamak anlamında demiyorum bunu. Hangi anlamda söylüyorum? Zaten Kıbrıs'ta olumlu bir ilerleme kaydetmek istiyorsak, olması gerekenler bir şeylerle yüzleşmektir. Rum tarafının da uluslararası toplumla ve içinde bulunduğu durumla bir anlamda yüzleşmesinin bence o anlamda zamanı geldi. Bir çatışmaya dönüşmeksizin kontrollü bir biçimde bizim de Kıbrıs Türk tarafı olarak öne çıkacağımız bir strateji izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de biraz daha fazla çaba sarf etmek gerektiğini düşünüyorum. Peki Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Davutoğlu'ndan gelen bir açıklama vardı. Sabah belki sizin de izleme imkanı bulduğunuz bir açıklama. Buna ne diyeceksiniz? Sayın Davutoğlu Güney Kıbrıs'ın yaptığı açıklamalardan yola çıkarak dedi ki madem siz adanın güneyi bizim biz ararız diyorsunuz o zaman kuzeyi de bizim sizin ifadenize göre müzakereleri bu çerçevede görüşelim dedi. Bu açıklama sizce nasıl bir değerlendirme? Bu açıklama bir süre önce Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi bir açıklamanın bir değişik ifadesidir. Yeni bir mesaj değildir. Söylenen şudur aslında ki tekrar altını çiziyorum. Bunu söylemesi gereken Türkiye değil. Bunu söylemesi gereken Kıbrıs Türk tarafıdır. Hı hı. Yani biz Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde bir ortaklık, yeni ortaklık kurulmasına hazırız ama bunun yolu müzakereden geçer. Siz hem müzakereye oturmak istemiyorsunuz hem de bu devam ederken yani müzakere devam ederken diğer taraftan biz bunları kullanacağız diyorsanız bu mantık geliştirilebilir. Dolayısıyla şu sorulabilir. Siz gerçekten böyle bir ortaklık istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hı hı. Eğer istemiyorsanız o zaman bunu bize açıkça söylemeniz gerekir. Ama bunu müzakere masasında söylenmesi. Tabii şimdi Rum tarafı eğer böyle bir paylaşıma, böyle bir ortaklığa hazır değilse ki 2004'te hazır olmadığı ortaya çıkmış durumdadır. 2014'e geldiğimizde bunun yeniden bu noktaya henüz hala daha hazır olmadığını göstermenin yolu normalde müzakere masasıdır. Hı hı. Ama oradan kaçan bir tarafı buna hazır olmadığını göstermenin yolu az önce söylediğim gibi şu anda içinde bulunduğumuz krizdir. Ve bu kriz bizi işte sizin ifade ettiğiniz, sizin aktardığınız o cümleye götürebilir. Kararınızı verin o zaman. Yani eğer bunları illaki hayır ben şimdi çıkaracağım ve ben yapacağım gibi bir yaklaşımınız varsa o zaman gelip müzakerelerle
Kıbrıs sorununu çözeceksiniz. Kıbrıs sorununu çözmüyorsanız Kıbrıslı Türkler de yapacak bunu demek lazım. Ama Kıbrıs sorununu çözmüyorsanız ben size bunu yaptırtmam değil. Çünkü evet. Bu sizi zora sokabilir, bir çatışma ihtimali de beraberinde getirebilir. Bence bunlara odaklanmak gerekir ve aslında Kıbrıs Türk tarafında Birleşmiş Milletler'e, Genel Sekreter'e daha farklı bir çağrı da yapması gerekir. Yani biz müzakerelere devam etmeye hazırız. Sizce de biraz şey olmuyor mu? Yani burada da gerçekçi anlamda yapılması gereken şey Birleşmiş Milletleri bu krizin kontrol edilebilmesi ya da yönetilebilmesi için ya da çözülebilmesi için Birleşmiş Milletleri belki bir başkasını görevlendirme konusunda göreve davet etmek lazım. Çünkü Genel Sekreter'in özel danışmanı buraya geldiğinde bir miktar bu konuyla ilgili olarak ilgilendi görünüyor ama dikkat ederseniz ortada yoktur kendisi. Bunu Sayın Ayde'ye dönük bir eleştiri olarak söylemiyorum. Ama öyle anlaşılıyor ki Sayın Ayde kendi misyonunu sadece müzakereleri götürmekle sınırlı bir misyon olarak gördü. Ve o müzakerelerin askıya alınmasına neden olan krizle ilgilenmiyor. Ama devam eden bir kriz madem ki var, uluslararası barış ve güvenliği ya da bölgesel barış ve güvenliği etkileyebilecek potansiyele sahip bir kriz madem ki var, Birleşmiş Milletler şartı, BM Antlaşması'nın 33. maddesi bu tür krizler durumunda tarafların değişik şekillerde müzakere etmesi gerektiğini söyler. Arabulucular aracılığıyla ya da iyi niyet misyonu çerçevesinde veya bir başka yöntemle, yöntemler orada sıralanır 33. maddeye göre. Dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafı olarak bizim bu kriz iyice derinleşip de araya birileri girip de bunu gelin bakalım Türkiye ile Kıbrıs Rum tarafı nedir mesele demezden önce bu krizin aslında bizimle Rum tarafı arasındaki bir paylaşım meselesi olduğunu ön plana çıkaracak şekilde bir başka diyalog sürecini başlatmamız gerekir. Hatta iki liderin bir araya gelmesiyle ilgili belki bir adım atmamız gerekir. Genel Sekreteri bizim aramızdaki bu problemle ilgili olarak birini görevlendir. Sizin görevlendirdiğiniz özel danışman bu konuyla ilgili bir şey yapmıyor. Krizin en önemli eşiklerinden bir tanesinde adada bile değil deyip aslında bir anlamda BM'yi bu şekilde göreve davet etmek gerekir ki uyuşmazlığın iki taraf arasında yani Kıbrıs Rum tarafıyla Kıbrıs Türk tarafı arasında olduğunun altı çizilsin. Bunu yapmazsak bir süre sonra kriz derinleşirse dediğim gibi araya birileri girdiğinde bu sahnenin önünde yine Kıbrıs Rum tarafıyla Türkiye kalmış olacak. Hem bu Kıbrıs Türk tarafının bir aktör olarak ortadan kaybolmasına neden olan bir şeydir. Yani bizim irademizle ilgili bir şeydir. Kıbrıs Türk tarafının kendi iradesini ortaya çıkarmasının, bir aktör olarak daha görünür olmasının bu dönemde her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun için de Kıbrıs Türk liderliğine ve Cumhurbaşkanı'na önemli bir görev düştüğünü düşünüyorum. Peki, Güney Kıbrıs müzakereleri askıya alma kararını paylaştıktan sonra Rum lider Anastasiadis'in de bir değerlendirmesi vardı. Zaten Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılacak. Yani baktığımızda bir zamana yayma politikasını da görüyoruz orada ama bizde de Nisan 2015'te Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adaylıklar çok erken bir zamanda açıklanmaya başladı ve adaylık kararını paylaşan isimlerden biri de sizsiniz. Evet. Programımızın artık son dakikalarına yaklaşıyoruz. Gündemdeki konular önemli olunca buna belki biraz daha fazla zaman ayırmamız gerekiyordu ama bu kararı sizi iten nedenler nedir? Hızlıca onları dinleyelim. Çok önemli bir karar. Eleştirilere de neden olduğu noktalar oldu. Zaten işte müzakerecilik görevinde oldukça önemli bir görevdeydi. Bu kararı çok erken açıkladı diyen de oldu. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi şunu söyleyerek başlayayım. Sayın Anastasiadis'in bizdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir mahana olarak göstermesi kadar komik bir şey olamaz. Çünkü herhangi bir biçimde müzakere sürecine olumsuz bir yansıması olmamıştı o tarihe kadar ve müzakereyi önemli bir eşiğe getirmiştik. Şimdi ben 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya karar verdiğimi net bir biçimde açıkladım. Ama bu kararı verdikten sonra da dönüp kamuoyuna da şunu söyledim. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimini açıklayacağı tarihe kadar da görevimin başındayım. Yani müzakereler eğer devam edecekse ben bu görevi yerine getirmeyi sürdürürüm. Başka bazı görevlerde olan
ve Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan isimler gibi aynen. Yani görevimi sürdürmeye hazırım diye. O önemli bir şey değil. Çünkü nihayetinde müzakereler askıya alındı. Yani müzakere edecek bir şey yok aslında şimdi. Diplomatik girişimlerin yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak beni aday olmaya iten en önemli nedenlerden bir tanesi şu. Kıbrıs Türk tarafında artık bir yeni siyasi vizyona ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yeni bir yeni politikalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yeni nesle artık bu anlamda bir fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendini geliştiren, bu alanlarda üstelik geliştiren yeni bir nesil var. Ve eğer siyasette bu anlamda yeni neslin önünü açarsak, bunu kavgacı bir biçimde söylemiyorum. Gerçekten yeni neslin önünü açarsak daha dinamik, daha girişimci, vizyon sahibi ve yeni fikirlerle yeni politikalar geliştirecek olan bir yapı ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ama buna ilaveten beni en fazla Cumhurbaşkanlığına aday olma kararını almaya iten şey ülkenin iç meseleleridir aynı zamanda. Çünkü bir Cumhurbaşkanının bugüne kadar sadece şimdiki dönemle ilgili söylemiyorum. Hı-hı. Genel anlamda anayasal yetkileri tam olarak kullanılmamıştır. Kullanmamışlardır ve ülkenin iç sorunlarıyla ilgili vatandaşın doğrudan doğruya hayatını olumsuz yönde etkileyen kamu kurumlarımızın çalışmaması, kamuda partizanlığın giderek artması, belirli bazı alanlarda bir devlet politikasının ortaya çıkmasında Cumhurbaşkanlarının inisiyatif almaması ve hükümetin icraatlarının özellikle vatandaşın canını yakan icraatları konusunda aslında Cumhurbaşkanının alabileceği somut inisiyatiflerin anayasaya göre var olması, bu konularda çok daha aktif bir biçimde çalışacak, temiz siyaseti savunan, Kıbrıs Türk'ünün sadece Rumlarla değil bütün uluslararası aktörlerle kendi iradesine dayalı bir vizyonu olmasını, genç ve dinamik bir vizyonu olması gerektiğine inandığım için böyle bir adaylığa karar verdim diyebilirim ve ben bunun gerçekleşeceğine ve kazanacağıma da inanıyorum. Yani. Peki son bir soru, samimiyetinize sığınarak. Sayın Eroğlu'na kırgın mısınız bu adaylığınızı açıkladıktan sonra müzakerecilik görevinden alınmanızdan dolayı? Hayır, hiç kimseye kırgın değilim. Ben hep söyledim, daha önce de söyledim. Bu açıklamamda da söylemiştim aslında. Makamlar ve mevkiler gerçekten geçicidir ve geçici olmalıdır. Herkes de belli bir makamın ve mevkinin sadece belirli bir süre yapılacağını, bir ömür boyu yapılmaması gerektiğini, bir noktada başkalarına da o imkanı, o fırsatı vermemiz gerektiğini, böylece bizden sonra gelen kişilerin de kendilerini daha iyi eğitebileceklerini ve sistemin içerisinde o konuda tecrübe sahibi birden fazla kişinin ortaya çıkmasına fırsat yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu geldiğimiz noktada herhangi bir kişiye kesinlikle kırgın değilim. Burada önemli olan şey şu. Bir adaylıkla ilgili verdiğim bir karar var. Henüz seçim süreci başlamadı ama adaylıkla ilgili verdiğim karar birine karşı aday olmak değildir. Bir şey için aday olmak, bir vizyon için, bir amacı, bir vizyonu hayata geçirmek için, bir görev için aday olmak. Erken açıkladığınızı düşünüyor musunuz bu kararınızı? Erken açıkladığımı düşünmüyorum. Şöyle ki, içinde bulunduğumuz dönemde çok farklı faktörler aslında adayla ilişkin kararları etkiler. Daha önceki yıllara baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı adaylık süreçleri Ocak gibi başlardı. Şimdi 3-4 ay öncesinde başlamasının değişik nedenleri var ama ben zaten adaylık açıklamazdan önce 6-7 ay önce ihtimal dışı değil diye açıklama yapıp bu mesajı vermiştim. Ve Şubat ayında bu görevi kabul ederken Sayın Eroğlu'na da benim böyle bir düşüncem var, baştan bunu söyleyeyim, bilinsin demiştim. Dolayısıyla aslında hiç kimseye sürpriz yapmadım. Ne kamuoyuna ne de Sayın Eroğlu'na, ama görevden alınmam nedeniyle herhangi bir biçimde kimseye kırgın değilim. Ben bu toplumun içerisinde özellikle seçilen siyasi aktörlerle medeni bir ilişkinin her zaman için muhafaza edilmesi gerektiğini, birbirimizle
iyi bir diyalog halinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Siyasi görüşümüz farklı da olsa, belirli dönemlerdeki duruşumuz farklı da olsa iyi bir diyalogla ileriye doğru bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve biz yeni bir neslin temsilcisi olarak bu ülkede artık göreve yeni neslin gelmesi gerektiğini, farklı bir dünya bakışıyla bugüne kadar yapılan yanlışların artık düzelmesi için somut adım atmayı istiyoruz. Benim Cumhurbaşkanlığı adaylığım da artık bu yenilenme ve gerçek anlamda bir değişim içindir. Peki, çok teşekkür ediyorum bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz ben için ve değerlendirmeleriniz için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun sizlere de. Değerli izleyicilerimiz, sabah rotasında konuk bölümümüzü noktalıyoruz. Az sonra Çelen Oben, Ülke gazetelerinin spor sayfalarına yansıyan gelişmelerle sizlerle olacak. Şimdilik hoşça kalın.